Tamam. Burada kalacak. Ama sadece senin oğlun olarak. Benim için bir yabancı. Ve artık hep öyle olacak. Çünkü ben onun veda duasını bile okudum. Ve aramızdaki bağın sonsuza kadar bittiğine gönülden inanıyorum. Ama Şoba... Ayş! Anneanne! Merak etme anne. Ben Artie ile... ailesinin karşısına çıkmayacağım. Çabuk kaç, hadi 2 saat oldu. Sen şurada otur. Artie'ye telefonda bileğini burktuğunu söylemiştim. Çok acı çekiyorsun, tamam mı? Neredesin anneanne? 2 saattir kapıdayız. Çok geç kaldın. Üzgünüm canım. Prenseslerim nasıl? Söyleyin bakalım. Çok iyiyiz. Prens de çok iyi. Aha. Tanrı korusun. Hayır, hayır. Nasılsın? Gelin hadi, içeri gelin. Hadi. Gel canım. Otur, hayır, otur lütfen. Dur. Lütfen otur. Baba, ayağın nasıl oldu? Daha iyiyim. Endişelenecek bir şey yok. Ben gidip su getireyim. Dur anne. Ben alırım. Sorun değil. Siz konuşun. Sanırım biz biraz yanlış zamanda geldik. Zaten misafiriniz varmış. Orada ayakkabılar var da. Olamaz. Ayakkabılarım dışarıda kaldı. Artık onları görürse her şeyi anlar. Nasıl ayakkabı giydiğimi biliyor. Orada ayakkabılar var ve burada da bir bardak su. Ayakkabılar babanızın. Onları yeni almıştı. Zaten onlar ayağındayken bileğini burktu. Evet, öyle oldu. Aslında hiç böyle ayakkabılar giydiğini görmemiştim. Ama benim hiç şüphem yok. Bu ayakkabılar sana çok yakışmıştır. Hangi ayakkabılardan söz ediyorsunuz? Neden kimse sorularıma cevap vermiyor? Söyler misin baba, hangi ayakkabıları yeni aldın? Artie? Ayakkabılar hakkında konuşmaya mı geldin yoksa bizi görmeye mi?
Hem ben seninle konuşmuyorum. Sana çok kızgınım. Nereye gittin öyle? Neden hiç telefon etmedin? Durumu biliyorsun. Anne olmak üzeresin. Ya dışarıda hasta olsaydın? Gerçekten bu konuda sana çok kızıyorum. Hiç dikkat etmiyorsun kendine. 2 gün boyunca hem Yaş hem de biz çok korktuk kızım. Seninle konuşmanın da hiç faydası olmuyor. Biraz daha azarlı anneanne. Biliyor musun, annem yolda düşüp uyuyakaldı. Orada çok iyi bir amcayla tanıştım. Bana yardım etti ve annemi hastaneye götürdü. Biliyor musun anneanne, o amca benim artık en iyi arkadaşım oldu. Evet anne. Bana ve Ayşe yardım eden o adama hala çok dua ediyorum. O olmasaydı bugün ben burada olmayabilirdim. Ama çok üzüldüğüm bir şey var. Ne onunla tanışabildim ne de ona teşekkür edebildim. Biliyor musun? O amca bana babam gibi davrandı. Çok iyi şeyler yaptı. Bana dondurma aldı, acıkınca yemek yedirdi. Çok iyi bir amcaydı. Peki Şoba anne. Biz artık gidelim. Baba, sen de kendine dikkat et. Hemen mi gideceksiniz Yaş? Yemek yiyin sonra gidin. Ben hemen hazırlarım. Hayır, aslında bu akşam evde bir yemek planı var. O yüzden gitmemiz gerek. Evet anne. Bu akşam kayınvalidemin isteğiyle özel yemekler yapılacakmış. Akşam yemeğini evdekilerle yememiz gerek. Üstelik yemeklerini kayınbiraderim büyük şef yapıyor. Gidip ona yardım etmeliyim, yoksa benimle dalga geçersin. Evin gelini oldun, kayınbiraderine yemek yaptırdın dersin. O yüzden hemen gitmeliyiz. Bize müsaade. Anne, evde biri mi var? Banyodan bir ses geldi sanırım. Evet anne, sanki biri banyoda düşmüş gibi. Hayır, hayır canım, yani kedi falan girmiştir. Ben gidip bir bakacağım. Hayır, hayır Arti. Sen hiçbir yere gitme. Ben bakarım. Yaş. Hayır Yaş, boş ver. Sen zahmet etme, ben kontrol ederim. Zahmetli bir şey yok Şoba anne. Hemen gidip bakarım. Hayır Yaş, orada bir sürü ıslak çamaşır var oğlum. Baksan da göremezsin. Ben kendim giderim, lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.